Sevgili dostlarım, hep kritik zamanlarda ortaya çıkan bir adam var. Bu adamın ismi Herif. Evet. Ya film gibi değil mi sevgili dostlarım? Yani hani uluslararası olaylarla ilgili falan böyle filmler vardır. Ajan filmleri falan. Onda kod isimleri vardır. Aynen ondaki gibi. Hatta böyle bir sanki Rus bağlantısı kokan bir isim. Çünkü Rusça'da "Dude dost" kanka demek ve aynı zamanda bu kişinin diğer ismi dude. Evet, Türkçe ismi herif, Rusça ismi dude. Yani yabancılar dude, kanka, dost olarak kullanıyorlar. Kim peki bu dude, bu herif diye sorabilirsiniz bana. Sevgili dostlarım, 2016'da, 2017'de ve 2018 yıllarında en kritik zamanlarda borsaya girip işlem yapıyor. Borsaya müdahale ediyor ve borsanın ...hızlı inişini bir şekilde frenliyor. O dönemde herif çok fazla konuşuluyor. Herif diyorum bakın altın çizerek söylüyorum. Kod adı herif. Ondan dolayı yani ben... ...argo olsun diye ya bu herif de amma acayip işler yapıyor falan... ...demek için demiyorum. Ayrıca derim de yani gerekirse sonuç itibariyle... ...çok da ayıp bir söz değil. DUDE 2018 yılında bir operasyon gerçekleştiriyor ki... ...o Ağustos krizi sürecinde... Tam borsa böyle tepe taklak olacakken ki oluyorken neredeyse 2,5 milyar liralık işlem yapıyor net ama bakın fiktif işlemden bahsetmiyorum yani işlem vardır mesela al sat al sat al sat al sat yaparsınız totalde 2,5 milyar liralık bir işlem yapmışsınızdır ama kullandığınız net para 200 milyon liradır ya da 100 milyon liradır bu öyle değil. 2,5 buçuk milyar net parayla işlem yapıyor sevgili dostlar. Peki kim bu adam ya da kişi ya da kişiler grubu ya da bir adım öteye gidelim kim bu fon hep soruldu sorulmaya da devam ediyor. Enteresan bir rastlantı var onu da sizlerle paylaşayım. Dude'nin ilk hareketleri 2016'da. 2016'nın Ocak ayında. Hatta günü de söyleyeyim sizlere. 12 Ocak'ta. Ciddi bir borsada düşüş hareketi var. Tam bu esnada Dude pozisyona giriyor. Bir deneme atışı gibi bu sanki. Böyle 200 milyonluk falan bir işlem yapıyor ve piyasayı dengeliyor. Aslına bakarsanız piyasanın ne kadar derin olduğunu test ediyor. Ya da piyasanın derinliğini biliyor. Bu derinliğe bu para yeter diyor. Askeriyede vardır ya askeriyede. Önce bir atarsınız. Belli bir nokta belirlersiniz. Ha sonra Rüzgarı hesaplarsınız, hedefin boyutunu hesaplarsınız, uzaklığı hesaplarsınız. Tekrar sağ veya sola kaydırıp bir atış daha yaparsınız. Sonra esas atışınızı yaparsınız. İşte bu esas atışı yapmadan önceki ön atışlardan birisi 2016 yılında yapılan, 12 Ocak'ta yapılan atış. Sevgili dostlarım bakın Dude hep kritik zamanlarda piyasaya girmiş. 12 Ocak önemli tabii. Yani 12 Ocak neden önemli? Tam böyle kritik süreçlerin başlayacağı zamanların öncesi. İşte referandum olacak, seçimler gerçekleşecek. O nedenle piyasalarda herhangi bir olumsuz dalgalanma olursa biz buna nasıl önlem alabiliriz atışı belki de Komplo teorisi falan değil sevgili dostlarım. Bakın olan bir şey ve bunu o dönemin İMKB Başkanı Himmet Karadağ da onaylıyor. Biz başkanlığını yapan Himmet Karadağ diyor ki işlemlerde bir suç unsuru yoktur. Yani Dude diye birisi var. Herif diye birisi var. Hatta sadece bir aracı kurumdan işlem yapıyor sadece bir aracı kurumdan işlem yapıyor. Şu anda aracı kurumun ismini vermeyeceğim. Paylaşmaya gerek yok. İşlemlerde bir suç unsuru yok. Hisse almış, alma mı diyelim. Dolayısıyla bir rahatsızlığımız yok. Ama aslında işin gerçeği böyle değil. Şimdi yıllarca SPK'da görev yapmış. Hatta 2012'den 2016'ya kadar SPK yönetim kurulunda bulunmuş. SPK başkan vekilliği yapmış Himmet Karaman'ın böyle bir şey söylemesinin çok da doğru olduğu kanaatinde değilim. Çünkü kendisi bu konuya hepimizden daha hakim. Yani sermaye piyasaları kurulu şunu biliyor. Çok volümlü paralarla hatta birilerinin bilgisi dahilinde hatta bazı bakanların aleni Nihat Zeybekçi evet Nihat Zeybekçi bunu aleni olarak söylüyor o hafta diyor ki Bakın diyor borsada çok sert hareketler olacak yukarıya doğru falan filan. O hafta içerisinde Dude işlem yapıyor. Demek ki hükümetin de kontrolü ve bilgisi altında. Şimdi bakan böyle bir açıklama yapıyorsa bu bir rastlantı olabilir mi? Ne, ne, düşünebilirsiniz ki? Yani temennisini bildirdi sonra hart diye borsa mı yükseldi bunu mu anlayacağız? O zaman çok iyi bir temennimiz sürekli olarak temenni bekliyoruz sayın bakandan ya da bakanlardan. Velhasıl eğer ki bu kadar volüm volümlü bir işlem yapılıyorsa ve içeriden bilgi alınarak hatta yapılıyorsa ya da içeriye bilgi verilerek yapılıyorsa bununla da artık başka bir şeye girmeye başlar. Karaman'ın burada çıkıp ya arkadaşlar bir saniye ne oluyor demesi gerekmez mi? Tamam canım önemli değil falan iyi bir arkadaş zaten temiz bir arkadaşımız falan deyip üstünü kapatma politikası izleniyor. Ama Türkiye'deki bu işlemleri yönetmek için çok çok büyük bir fona ihtiyaç yok. Tabi eğer ki devreye daha büyük fonlar girmezse. Borsada daha daha küçük, daha net hareketlerle özellikle belli hisse senetlerinde bunlarda bankacılık hisseleri genel itibariyle biliyorsunuz. Yine sert o 100 bin hareketinin arkasına bakıyorsunuz 3-5 tane banka hissesi çıkıyor karşınıza. Başka bir şey değil. E, bir iki tane kamu hissesi dediğimiz eski sanayi hisseleri vesaire bunlar dışında başka bir şey görüyor musunuz siz? Yok. Olamaz zaten. Yani İMKB'nin eski ismiyle bugünkü BİS'te baktığınız zaman ya da İstanbul Borsası bugünkü ismiyle baktığınız zaman 3-5 tane lokomotif hisse var. Genel itibariyle bankacılık hisseleri bunlar piyasaya alıp götürebiliyorlar. İşte DUDE zaten bu hisselerde hareket ediyor. Öyle hedef şaşırtmalar var ki bu arada onu da altın çizelim. İşte Hintli bir yatırımcı olabilirdi de yani Hindistan'dan yatırım yaptı. Yapmayın arkadaşlar. Şakacı mısınız siz ya? Vallahi şakacı oluyorsunuz ben. Yani. Çok böyle enteresan güzel şakacıklar yapıyorsunuz. Yapmayın böyle şakacıklar. Hintli iş adamı falan ne alakası var? Ya yani Hintli iş adamı Türkiye'nin en kritik zamanlarını denk getiriyor. Üstelik fırsat diyelim ki aşağıyken yukarıya doğru hareket yapıp Türkiye'nin siyasi tavrının lehine hareketler yapıyor borsada. Olacak iş mi şimdi? 6 Ağustos'ta bir kur şoku yaşanıyor bu ara. Ve 9 Ağustos haftasında, aynı hafta içerisinde yaşanan bu kur şokuna rağmen tam 2,5 milyar liralık bir alım yapılarak düşüş engelleniyor, büyük düşüş engelleniyor. 2018 6 Ağustos haftası, 6-9 Ağustos haftası. Kur şoku var bir tarafta. Bir tarafta da borsanın çok düşmemesi için bir müdahale söz konusu. 2,5 milyar liralık sevgili dostlar. Şimdi buradan ne anlam çıkartalım deyip videomuzu tamamlayacağız sevgili dostlar. Buradan çıkaracağımız anlam şu. Valla benim tahminimi söylüyorum. Böyledir kimse diyemez elbette. Bu kontrollü müdahaleler varlık fonuyla sanki çok ilişkileniyor gibi. Tamam kişi olarak birileri yönetiyor olabilir. Bunun arkasında Berat Albayrak da olabilir, Himmet Karadağ da olabilir. Bunun arkasında Yiğit Bulut da olabilir, bunun arkasında Ahmet de olabilir, Mehmet de olabilir. Bak kişilerin önemi yok. Burada bir fon söz konusu. Türkiye hükümeti politikalarına uygun kararlar veren bir fondan bahsediyoruz. Yani bir ekonomik ayaktan bahsediyoruz. Ve bu ekonomik ayak sevgili dostlarım kritik zamanlarda müdahaleler yapıyor. 24 Haziran seçimleri geçiyor. 24 Haziran seçimleri bittikten sonra bakılıyor. Deniyor ki ya kardeşim ciddi bir cari açık var. Önemli bir ekonomik krize darboğaza doğru gidiyoruz. İki seçeneğimiz var. Ya cari açığa göz yumacağız ve büyük kriz her an patlayacak. Bu da bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Daha sonra toparlaması zor olur. Onun için biz önceliği cari açığı kapatmaya verelim, yüklenelim kura, kur değersizleşsin. Böylece ithalatın önünü kesmiş oluruz, İthalatın önünü kestiğimiz an itibariyle cari açığımız kapanır. Cari açığımız kapandıktan sonra biraz rahatlar, nefes alırız ve sonrasındaki ikincil işlemlere geçeriz. Bakın bu doğru da bir karar he? bu arada, onu da söyleyeyim size. Yanlış bir mantık değil. Eğer ki bu böyle bilinçli planlı bir şekilde uygulandıysa bravo doğru iş yapmışlar. Yani tamam enflasyonla bedel ödendi, pahalılıkla bedel ödendi falan filan ama değer kaybı yani devalüasyon, gizli devalüasyon yapıldıysa bu doğru bir karar. Yani olmazsa olmaz bir şeydi. Merkez Bankası faizleri yükselterek belki orada zaten cumhurbaşkanıyla ters düştü. Ezberler belki orada bozuldu. Çünkü orada şu bekleniyor olabilirdi. Ya kardeşim kur ne olursa olsun tamam zaten kur şoku bizim işimize geliyor. Sen faizleri sabit tut ki piyasa hareketli kalmaya devam etsin. O Merkez Bankası tam bunun tersi hareket etti. Ani bir faiz yükselişi ortaya koydu ve bunun sonrası piyasada daraldı. Dude bakalım bundan sonra neler yapacak. Valla bundan sonra ben yine çok enteresan hareketler bekliyorum bir kere. Kur şoku bir kez daha yaşatılır mı? çok mümkün sevgili dostlar. Çünkü Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle Türkiye'nin kuru hiçbir şekilde örtüşmüyor. Türkiye'nin parası hala kendi koşulları açısından bakıldığı zaman çok ama çok değerli. Peki dolar neden bir miktar gevşedi? Neden 620'lerden 560'lara kadar geldi? E çünkü sevgili dostlarım bu seviyelerden toplanması gerekiyor. Aynı hareketler bakın aynı hareketler biraz önce söylediğim o 6 Ağustos öncesinde de gerçekleşiyor. Önce kur geri çekiliyor. Bir miktar geri çekiliyor. Oradan toplanıyor. Geri çekiliyor. Oradan toplanıyor. Geri çekiliyor. Oradan toplanıyor. Sonra 6 Ağustos, 9 Ağustos haftasında çok sert bir şekilde yukarı fırlatılıyor. Bakın aynı hareketler. Ve yine dikkat edin 6 Ağustos öncesine bakın. Kademe kademe yükselen, yüz binleri zorlayan, hatta 110-120'lere doğru giden bir borsa endeksi görüyorsunuz. Yani borsa bütün ekonomik dengesizliklere hatta cari açığa rağmen yukarıda seyrediyor sevgili dostlarım. Bakın göreceksiniz 2018 Ağustos öncesine. Aynı tablo şu anda burada da var sevgili dostlar. Ve işin özeti şu. Dude tekrar sahneye her an çıkabilir. Belki sahneden işinmedi. Belki hep sahnede. Ama hareket için düğmeye daha basılmadı. Düğmeye basıldığı o an itibariyle biz kurda yine sert bir hareket göreceğiz. Neyse bu videomun sonuna geldim ama bu videoların devamı gelecek sevgili dostlarım. Bu analizleri yapmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.